Merhaba sevgili arkadaşlar. Örnek hazır modüllerden birkaç tanesi üzerinde duracağız. Bunlardan bir tanesi date time modülü. Arkadaşlar date time modülü zaman, saat, tarihlerle ilgili işlem yapmamızı sağlayan modül. Bu modül 3 tane sınıftan oluşuyor. Date time. Şimdi bunu beraber yapacağız. Bir öncelikle idle diyelim. Yeni bir sayfa açalım. Bakalım ne şekilde bir çalışma yapacağız. Şimdi arkadaşlar, from date time import date time. Yani date time isimli modülden date time sınıfını çağır dedim. Sonra dedim ki şimdi eşittir date time nokta now. Yani git şimdiyi al ve print şimdi. Bunu bir kaydedeceğim. Mod date time diye. Birazdan değiştireceğim bunu. Date time. Masa üstüne. Evet. Bakalım ne göreceğiz. O. 25 Temmuz 2018 saat 14:20 saniye 14:20 saniye 14. Peki çok güzel, her şey gayet iyi ama bana mesela şu lazım. Ha bu arada bu kullanışta bir konuşalım. Date time modülünden date time sınıfını getir. Date time modülünden date time sınıfını getir. Date time sınıfının now şimdi fonksiyonunu çağır ve ekrana bas. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bana bugünün yılı lazım ya da bugünün saati lazım ya. Saat. Bakalım olacak mı? Saat 14 diyor. Doğru mu? Hadi isterseniz hepsini bir yazdıralım. Hem de öğrenmiş olalım. Arkadaşlar, şimdi nokta year dersem bugünün ait olduğu yıl. Month dersem ay. Day dersem gün. İşte minutes dersem dakika ama hour saat. Umarım yanlış yazmıyorumdur. Bir de seconds. Bir şeyleri yanlış yazarsam patlayacak. Evet, patladı. Minutes değil. Sanırım minute ve second. Emin değilim ama evet, doğrusu buymuş. Şimdi oldu. Yanlarına açıklama yazıyorum. Şimdinin yıl kısmı, şimdinin daha doğrusu söyle, şimdinin yıl kısmı. İşte şimdinin ay kısmı, şimdinin gün kısmı, şimdinin saat kısmı parça parça alma imkanı sunuyor bana. Şimdinin dakika kısmı ve şimdinin saniye kısmını ekranda görebiliyorum arkadaşlar. Bir sonraki, bu arada şu anın zamanını söylediği için belki Ağustos, Eylül, Ekim aylarında izleyeceksiniz. Biz bunu Temmuz'da hazırladık. Bunu buradan belgelemiş oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.